Burada iş var galiba. Hem de nasıl? Yok, ben vazgeçtim. Bu durumda seninle evlenmeme imkan yok. Şayet evlenirsem bir aya kalmaz dul kalırım. Nedenmiş o? Neden olacak? Başın dertten kurtuluyor mu? Herkesin işine karışırsan derdi belayı üstüne çekmiş olmaz mısın? Ben derdi belayı üstüme çekmiyorum. Onlar gelip beni buluyor. Yani kaderin kurbanı oluyorum. Şimdi şurada uslu uslu otururken biri gelip bana çatarsa ne yapmam gerekir? Ne yapacağını sana kaç kere söyledim. Başını öte tarafa çevirir, bir şey duymamış, görmemiş gibi yaparsın, olur biter. Olur olur, dediğin gibi yaparım, sen üzülme. Yaparım demekle olmaz, yemin edeceksin, hem de büyük bir yemin. Ederim ama bir şartla. Candan, yürekten uzun uzun bir öpücük verirsen. Hey! Biz buraya yaldızlamaya mı geldik yani? Tamam, yemin ediyorum, bundan sonra beni dövseler, küfür etseler, hiç ses çıkarmayacağımı ve kimsenin işine karışmayacağımı yemin ederim. Senin elini öpeyim. Ölüsü senin olsun, gerisini bize bırak. Şu güzel kızı ver de biraz da biz neşemizi bulalım. Anlamadım. Baksana şunlara, ne diyorlar? Yemin ettim, böyle işlere karışmıyorum artık. Akıllı adamsın be! Hadi yürü güzelim. Bırakın! Hadi, yürü, bağırma! Nasılmış? Ben mi belayı arıyorum, yoksa bela mı beni buluyor? İmdat! Yıldıray, kurtar beni! İmdat! Ah! Bırakın! Anladın mı hadiselere nasıl kurban olduğumu? Kurbanım ben kızım, kurban! Üstelik sana kurbanım! Tam gününü buldun ha! Şu çiftliğe gitmesek olmaz mıydı? Çocuklaşma! Mecbur olmasam gider miydim? Zaten bu iş bana pek acayip geliyor. Baban ölünce sana bir çiftlik miras bırakıyor. Üstelik yıllardır babandan ayrı yaşadığın için çiftliği bile doğru dürüst bilmiyorsun. Anlattım ya,
Annemin yanında büyümek pek mi acayip? Canım, onu kastetmiyorum. Doğru dürüst bilmediğim bir çiftlik, orada hiç görmediğim bir hala ve üvey abi. Pek mi normal bu? Ne olur, huysuzluk edip de mesele çıkarma. Sonra unutma, söz verdim. Bu miras işinde bana yardım edeceksin. Ah, öyle. Söz verdik. İnşallah sözümüzün kurbanı olmayız. Teşekkürler. Yarın akşam gazinoda. Evet, yarın akşam. Ben bu işten endişe ediyorum. Allah sonuna hayretsin. Nesinden endişe ediyorsun? Sen benim dediklerimi yap, başka şeye karışma. Hey, evde kimse yok mu? Tövbe öyle! Tövbe! Evde kimse yok mu? Dikkat et! En ufak falsoyu affetmem. Oo, hoş geldiniz. Hülyasınız siz. Ben de Cemil abi. Üvey ama gene de abin sayılırım. Bakın, hala ne kadar memnun oldu. Gel yavrum, gel evladım. Seni bağrıma basayım. Rahmetli abimin bergüzarı sızlar. Efendim. El öpenlerin çok olsun, her halinle rahmetli. Hani ağlamayacaktınız? Üstelik Hülya yorgundur. Onun istirahatini temin edelim. Yo, büyük zahmetlere girmeyin, uzun müddet kalacak değilim. Olur mu öyle şey? Bırakmayız seni. Bundan sonra senin evin burası. Kabaklar, tırı boyu kabaklar, açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Yandan 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 biz korkmayız ondan bundan. Yandan 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 biz korkmayız ondan bundan.
yandan, yandan, yandan biz korkmayız ondan, bundan. Ver şu gülü bana. Neden vereyim? Gül bize atılmıştı da ondan. Öyle mi? Alabilirsen al. Vur canımı içe ama sakın bağırma! Terbiyesiz! Meslektaş sayılırız! Böyle şey olur mu? Vallahi benim suçum yok! Herifler kovalıyorlar! İlle de şu gülü almak istiyorlar. Bu gülde bir şey var. Affedersin, ben seni tanıyamadım. Tabii tanımazsın. Etrafını o kadar güzel kadınlar sarmış ki. Ben Vedet Dansöz, Cavidan Yürek Yakam. Ya memnun oldum. Bir göbek at da görelim. Sen bir Türk yoku, beğenirsen ben de göbek atarım. Herifler gelip kapıyı zorlarsa... ...ve beni aramaya kalkarlarsa ne yaparsın? Hiç, bahçeye atladı, kaçtı derim. Peki beni nereye saklarsın? Nereye olacak? Yatağıma. Kıralım mı kapıyı? Ya buraya girmediyse, başımız derde girer. Bas zile bir bakalım. Ablacığım, biri buraya girdi galiba. Girdi ama biraz sonra arka pencereden kaçtı. Bir baksak? Çok oldunuz be! Gelin de bakın! Gelin, gelin! İşte bakın buradan kaçtı. Allah Allah! Başka odalara da bir bakalım. Kim bu kadın? Sus! Ablam, uyuyor. Tamam ablacığım, rahatsız ettik, kusura bakma. Eyvallah. Gezinde elime düşeceksin demiştim Hasan. Dediğime geldin mi? Allah cezanı versin! Aa, onun ne yapacağına karışmam. Allah işini bilir. Ben de işimi bilirim. Şimdi gelelim bizim işe.
Bilirsin bu hususta namuslu davranırım. Hisseni alacaksın. Bildiklerini anlat bakalım. Ne dediğini anlamıyorum. Bilmezlikten geliyorsun. Ben sabırlıyım. Suali bir kere daha sorabilirim. Ahmet Canıtez'in en yakın arkadaşı sendin. Altın ve mücevherleri nereye gömdüğünü bilmen lazım. Eğer kızı Hülya ve Üveyoğlu bilmiş olsalardı, şimdiye kadar çoktan çıkarırlardı. Ve benim de haberim olurdu. Demek ki define yerinde duruyor. Şimdi bir sual. Bu define nereye gömülmüş olabilir? En akıllıca ihtimal çiftlik civarında bir yerdir. Bu yeri gösteren plan Bigül'e saklı olarak bu akşam elime geçecekti. Ama işler karıştı. Bu yeri senin de bilmen lazım. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Zaten bilsem de söylemem. Deneriz bir kere. Ne oldu? Buldunuz mu herifi? Seninle çıkmasını da kaybettik. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi. Allah kahretsin sizi! Ne salak heriflersiniz be! Göğe uçmadı ya bu adam! Oralarda bir yere saklanmıştır. Gözaltına alın ve ne pahasına olursa olsun yakalayın bu adamı! Kalsaydın, böyle sabah sabah nereye gideceksin? Kalmak isterdim ama işim var. Gene gelirim. Her zaman gel ama böyle gel. Anladın ya. Boşum. Nişantaşı'na çek. Peki abi. Önce bize bir uğrasak. Hasan, yazık ediyorsun kendine. Söyle şu gömünün yerini, sana ömrünün sonuna kadar yetecek para vereceğim. Bilmiyorum. Bilsen söylemez miyim? Peki. Geçelim öteki odaya, bunu bırakın. Nasıl olsa bir yere kaçamaz. Patron! İçeridekinin elleri gevşek, kaçabilir. İyi ya! Ben de kaçmasını istiyorum. O kaçar, siz de takip edersiniz. Gene domuzca bir planın var. Güzel kafanı yorma. Sen başka yerde lazımsın. İşte gülü alan buydu patron. Yakışıklı adammış. Gülü ne yaptın delikanlı? Anlaşıldı, bu gülde bir sır var. Sen sırrı söylersen ben de söylerim. Pekala. Milyonlar, yani çok para var. Ya, öyleyse söylemem. Ama biz söyletiriz. Ama siz söyletemezsiniz. Bağlayın. Göster hünerini. Yalnız ileri gideyim deme, karışmam. Sen üzülme şekerim, ben ne yapacağımı bilirim. Enteresan usullerim vardır benim. Bakalım dayanabilecek misin? Yakışıklı adamsın. Sana yardım etmek isterim. Gülü bana ver. Parayı bulup bölüşürüz. Üstelik ben de senin olurum. Benim sevgilim var. Ya.
Bırak sandığı! Cezasını versin. İyi atlattı bizi. Ama elimden kurtulamadım. Soru sormadan banyoyu yazdım. Emredersiniz beyefendi. Gördün değil mi bir gün insanın başına ne dertler açarmış? Şu suratının haline bak! Terbiyesin, sen yapayım? Başka bir kadınla öpüşmüşsün, esas kokuyorsun. Vallahi benim suçum yok. Bu işte gene olayların kurbanı oldum. Bir kadın elimi ayağımı bağladı, sonra beni uzun uzun öptü. Elimden bir şey gelmezdi tabii. Sen adam olmazsın, ben seninle evlenmeyeceğim, anladın mı? Kokmuş! Yahu ne suçum var? Arada kurban giden gene ben oluyorum. O gülü elde edemeyişimiz çok kötü oldu. Bütün sır ondaydı. Şimdi işin gücü yoksa uğraş bakalım. Hamdi bizden erken davrandı. Onunla çarpışmayı göze almadığına göre zeka kullanmak lazım. Aklıma bir plan geliyor ama... Gülü alan adamın huyunu suyla bilmiyoruz ki tuzağa düşürelim. Erkekler birbirlerine benzerler. Müşterek zaafları kadındır. O yoldan bir şeyler yapabiliriz. Bu fedakarlığı yapar mısın? Seninle düşündüğümüz işler için yapmayacağım şey yoktur. Çok teşekkür ederim. Yalnız şunu da tekrar edeyim, bir gün bana kalleşlik edersen hayatınla ödersin. Çocuklaşma, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ben yalnızca ihtar ettim. Şimdi kaldı iş şu delikanlıyı bulmaya. Hani onun mezesi, yine
yakışıklı. Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum. Ben de öyle bir şey söylemedim. Ya fren tutmasaydı? Üzülme şekerim, ölürdüm, hepsi o kadar. Ah, ben de dünyayı parmaklık arkasından seyrederdim. Boş ver bu lafları da sür arabaya gidelim. Donmuş arabası değil bu, neyin nesi olduğunu bile bilmiyorum. Hadi in aşağıya. Başka araba bul. Öyle bir niyetim yok. Bana bak, kafamı bozmayın aşağıya. Söyle bakalım, ineyim mi, inmeyeyim mi? Hay Allah, amma yüzsüz şey misin be? Ne yapayım? Beni kapattıkları yerden kaçmayayım diye elbiselerimi ve çamaşırlarımı hep aldılar. Ben de birinin mantosunu aşırıp kaçtım. Ya, işte böyle yakışıklım. Hadi sür de gidelim, ha? Tamam o. Kestirmeden önüne geçelim. Buyurun. Polis mi? Anlamadım. Otomobil kazası mı? Hangi hastanede? Önemli bir beyin sarsıntısı geçirdi. Lütfen nişanlınızla konuşmayı kısa kesin. Vallahi gene olayların kurbanı oldum. En ufak bir suçum varsa Allah canımı ansın. Öyle mi? Yanındaki güzel kadın kimdi o halde? Nasıl bir olayın etkisiyle yanına oturmuştu densiz sende? Bana bak! Yolda efendi efendi giderken... tımarhane kaçkını bir kadın... arabanın önüne atlarsa ne yaparsın sen? Ezer geçerim! Ne oldu sana canım? Bana mı kızdın? Kızma hayatım! Bunlar hep seni çok sevdiğimden! Ziyaret bitti efendim. Ben gidiyorum. Yarın gelir yoklarım seni. İlacınızı alın. Saati gelmiştir. ...318 amcamın oğludur. Bir dakika görebilir miyim? Olur ama yormayın. Teşekkür ederim. Patronun selamı var. Paranın yerini söylesin, yoksa onun kafasını koparır, derisini yüzerim dedi. Ne parası be, çık dışarı! Patronuna da sana da başlatma! Biz dışarıda nöbetteyiz. Buradan çıkamazsın, düşün, biz gene gelir seni yoklarız. Dördüncü katmış be! Hiç sevmem ölü taşımasını, gece rüyama giriyor. Kaç sene oldu, hala alışamadın mı? Önce şunları teslim edelim.
yapma. Ne yapalım? Biraz zahmet çekeceksin ama biz paçayı kurtaracağız. Hadi bismillah. Ne kadar da ağır kadınmış ya. Bu hastalıktan ölenler şişer oğlum. Öğren bu işleri artık. Buna ne olmuş hemşerim? Öldü. Hey gidi hey, sonumuz bu işte. Sen miadını doldurmuşsun. Öyle kötü kötü bakma be! Oğlum Yıldıray, yedin mi ayvayı? Üç ölü, bir de ölü taklidi. Durumun hiç de parlak değil. Ah Hülya, ah! Gel de gör halimi. Bakalım yine suç sende diyebilecek misin? Hay Allah! Şimdi bu üç ölüyle burada sabahla işin yoksa. Kendi ayağınla kapana girdim be. Thank you.
Canım çimdik diyen de kim? Dikkat et, hoşlanmıyorum öyle şeylerde. Öpüşmekten hoşlanırsın ama ha? Terbiyesiz, ben sana yapma demedim mi? Ah, delirdin mi ya? Aa, kendine gelsene. Ancak soğuk su senin aklından gelir. Adın için zevkini arttırıyor. Ben beklemesini bilirim. Sabırlıyım. Nasıl olsa konuşacaksın. Üstelik söylediğim gibi seninle uğraşmak zevkli oluyor. Bazı işler için gitmek zorundayım. Bu sebeple zevkli oyuna bir müddet ara vereceğim. Yürüyün. Çocuklar! Siz eğlenceye devam edebilirsiniz. Tamam patron. Zavallı bir kadına işkence ediyor. Olur mu be? Sana ne diyeceksin ama? Erkeklik öldü mü biraz?
sen miydin tımarhane kaçkını? Az kaldı bırakıp gidiyordum. Ne istiyor bunlar senden? Ne bileyim, bir hazine varmış. Sende planı varmış, bana da söylemişsin hazinenin yerini falan filan. Anlaşıldı, bir an evvel tüyelim buradan. Al, al çavluyu. Bakma, ölüme bakma. Bakmıyorum canım. İyi ki bakmıyorsun. Al, hadi al şunu. Ver, yürü hadi. Orada ilaç var, sürersin. Sonra da çay içeriz. Buyurun. Gene kayıplara karıştın. Neler, neler geldi başıma. Ölülerle bir arada yattım, araba kaçırdım... Gene olayların kurbanı oldum. Şimdi geliyorum. Orada anlatırsın marifetlerini. Gelme, evde yokum. Evde yoksan benimle nasıl konuşuyorsun? Telgrafın tellerine kuşlarımı konar... İnsan sevdiğini de yavrum be... Ne? Senin yanında bir kadın var. Hülya, Hülyacığım, şarkı radyodan geliyordu. Kapattım vallahi. Kapattım, radyoyu kapattım. Ben şimdi geliyorum. Alo, alo! Beğendin mi yaptığını? Geliyor işte. Ah! Telaş etme şekerim! Seninle aramızda arkadaşlıktan başka ne var ki? Nerede o kadın? Yavrum kadın filan yok burada. Peki şarkı söyleyen kimdi? Radyoydu. Sen onu külahıma anlat. Yatak odasında değil mi? Veraset ilamı almaya gideceğiz. Emredersin sultanım, hemen gidelim. Gördün mü? Anahtarı unuttum. Otur sen. İcab ederse ortalığı alt üst edecek, Hasan'ı bulacaksınız. Bu serveti o namussuza yedirmem. Yıldıray'ı da gözden kaybetmeyin, Hasan'la ilgisi olabilir. Sana bir yığın giyecek aldım. Şunları giyin de karşımda biraz kırıt. Belki seni beğenirim. Bırak gevezeli de biraz sokağa çıkalım. Kaç gündür evde patladım. Arabayı hazırla da dolaşalım. Fazla bekletmem, hemen gelirim. Oh,
yavrum. Ay yavrum benim. Gidelim buradan anne. Çocukların olmadığı yere. Gideceğiz yavrum. Uzaklara. Sıcak memleketlere gideceğiz. Büyük doktorlar görecek seni. İyi olacaksın. Öbür çocuklar gibi koşup oynayabileceksin. Yavrumsun. Yüreğimden kopmuş bir parçasın. Senin için, senin mutluluğun için dünyayı ateşe verebilirim. Yakında, çok yakında biz de kurtulacağız yavrum. Çok esrarengiz bir halim var. Ne olup bitiyor? Bana da anlatsana. Ne öğrenmek istiyorsan sor. Tumarhane dedin, işkence gördün, hazine ve para lafları dolaştı. Neyin nesidir bunlar? Çok iyi bir insansın. Onun için bu işlerin adamı değilsin. Yazık oldu sana. Durdur şu arabayı. Demek tabanca mı daldın? Çok şakacısın. Hiç de şaka yapmıyorum. Durdur arabayı. Dur, dur dedim sana! Şimdi ne söylersem itirazsız yapacaksın. Yoksa yersin kurşunu. Önce elbiselerini bana vereceksin. Sonra bagaja gireceksin. Dediklerimi yaparsan, bir saat sonra her şeyini geri alabilirsin. Hadi soyun bakalım! Hadi! Kalleşlik etme, hayatını ödersin demiştim. Bir kere beni dinle, yanlış anlamamın için sana bir yanlış kere... anlayacak ne var? Her şey meydanda. Geçenlerde telefon ettiğimde, kadın sesi duyunca uyandım. Ben uzaklaşınca hazineyi yerinden çıkardın. Nasıl? Hazineyi falan çıkarmadım ben. Beni kandırmaya uğraşma, biliyorum her şeyi. Daha iyi anlıyorum. Beni bir alet gibi kullandın. İşin bitince silkip atmaya kararlıydın. Bir kere de beni dinle. Ne dinleyeyim? Mutlu bir son için yapmıştım her şeyi. Bunun için bu zillete katlandım. Bile bile batağa girdim. Senin asabın bozuk. Bu meselede belki hatalı hareket ettim. Ama bana inan ki sana hiçbir zaman kalleşliği düşünmedim. İşte kontak anahtarın. Sen giyininceye kadar ben uzaklaşmış olacağım. Hoşça kal. Bir dakika. Senin ne yaptığını ve ne yapacağını öğrenmek için itaat ettim. Bunu böyle bil. Gene karşılaşacağız. Zannetmiyorum. Hadi eyvallah. Çabuk giyin de nezle olma. Ne oldu kızım? Neden bağırdın? Hemen polise haber verelim. Bu bebek, 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 bu bebek
Peki ne gördün? Neyle geldi? Otomobilde miydi? Plakasını gördün mü? Yaz bakayım. Bu senin anlattığın hikaye romanlarda bile zor bulunur. Bir kadın seni bagaja kapamış da senin elbiselerinle bu cinayeti işlemiş. Bırak bu masalları da doğruyu söyle. Kanun seni korur, hiç merak etme. Anlattığım %100 doğrudur. Siz kendi görüşünüze göre tahkikatı yürütün ama bir de benim anlattığım yönden ele alın. Pişman olmazsınız. Pekala, götürün nezarethaneye. Bana bak. Ne dediğini biliyor musun sen? Tanırsın beni, meseleyi öğrenmeden... Bırak, uzatma! Baştan anlat bakayım. Söylediğim gibi, Yıldıray Cemil'i vurmuş, polis de yapışmış ensesine. Demek şimdi nezarethanede. Bakın, bu kemerin her zaman kullanılan yeri. Deliği bollanmış ve tam bir erkek belinin genişliği. Halbuki kanın bulaştığı yer ne kadar dar. Bu kadar ince bel ancak bir kadında olabilir. Zaten bu kanlar elbiseye kasten bulaştırılmış. Adeta badana edilmiş gibi. Bence bu delikanlının dedikleri doğrudur. Katil o kadındır. Ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Güzel bir planım var. Ama gözünü dört açman lazım. Hakikat için çok yer gezdiriyorsun be abi. Ne yapalım, emir böyle. Sayende doyduk. Afiyet olsun. Şu suyun sesi de insana hep şey etmeye hatırlatıyor. Elimi çözer misin abi? Şey edip de geleyim. Ya kaçarsan? Niye kaçayım be abi? Nasıl olsa savcı beni salıverecek. Sen de anlamışsındır, suçum yok ki. Orası öyle. Hadi et de gel. Sen kurtulurum. Dağlar dağlar, üzüm üzüm, yine
buradan ah gidelim. Sarardı hep benzim yüzüm. Ah güzelim, yar güzelim, gel seninle gezelim. Ah güzelim, yar güzelim, gel seninle gezelim. Ah güzelim, yar güzelim, gel seninle gezelim. Ne düşünüyorsun, ne yapmak istiyorsun bir türlü anlayamıyorum. Beraber gezerken bile beni unutup sanki etrafta bir şeyler arıyorsun. Evet, bir şeyler arıyorum. Şu gömü meselesini halletmezsem polisin elinden kurtulamam. Pek yakında ensemdedirler. Suçun yok ki senin. Aksi ispat edilene kadar kanun nazarında suçluyum. Onun için gömüyü bulup çıkarmam lazım. Yıldıray haklı yavrum. Bu işin bir an evvel çözümlenmesi lazım. Karı buralarda dolaştığına göre mutlaka bir şeyler dönüyor demektir. Gözetleyelim. Hürmetler! Teşekkürler! Zaten huyumdur. Daima başkalarını koşturur, sonunda kendim kazanırım. Anlaşıldı. Biz koştuk, sen kazandın. Peki, koşana pay yok mu? Ver sandığı, sana da bir şeyler düşünelim. Dağılın! Çocuğumuz var, anladın mı salak? Yalan, yalan söylüyor! Hadi be! Hülya, Hülya! Ne oldu sana? Anlatsana, ne oldu? Kızıl saçlı bir kadın, elinde ufak bir sandıkla geldi. Senin karınmış, iki de çocuğunuz varmış. Vallahi yalan, billahi yalan! Sen beni tanımıyor musun? Anlaşıldı, ben size sonra izah ederim. Gelin benimle, hadi! Ne var, ne oluyor, ne istiyor bu adamlar? Bir gürültüler dur! Bir şey yok anacığım, sen üzülme! Ama ne oluyor, öğrenmeliyim! Beyler bir kadını arıyorlar. Kızıl saçlı bir kadın girdi mi bu odaya?
Kızıl saçlı kadın mı? Kimseyi görmedim ben. Ayağınızın altına koymak için herhalde. Evet. Ne bileyim ama iyi değil. Anlıyorum. Bununla rahat edemediniz muhakkak. İhtiyarlık başa dert. Hele şu ayaklarım. Gençliğinizin kıymetini... Bir dakika sizi rahatsız edeceğim. Acaba şu yenisini görebilir miyim? Ne demek istiyorsunuz anlayamadım. Şimdi anlarsınız. Bırakın o sandığı. Onun için neler yapmadım ben. Bırakın sandığı yoksa kızı öldürürüm! Buradan sandıkla çıkmama mani olursanız, kızın hayatıyla oynarsınız! Buradan çıksan bile bir yere gidemezsin ki! Hemen yakalanırsın! Orasına karışmayın! Ben sandığı alıp buradan çıkmak istiyorum! Sandıkla buradan çıkamazsın! Her taraf polisle dolu! Bizi çok uğraştırdın ama en nihayet kafese girdin. Ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Ben bile biraz geç anladım. Ama anladım. Asıl sürpriz şimdi. Bakın. Sevda! Sizleri fazla merakta bırakmayayım. Ustaca hazırlanmış bir oyundu. Ama her kötü oyun gibi sonu hüsranla bitti. Üvey abin Cemil haris bir insandı. Babanın ölümünden sonra her şeye sahip olmak istedi. Çiftliğin yarı hissesi halaya aitti. Bir gece onu öldürdü ve tanıdığı bir makyöre ustaca hazırlanmış bir mask yaptırdı. Bu maskı takan Sevda halanın yerine geldi. Pek odasından çıkmadığı için de etrafın nazarı dikkatini çekmedi. Cemil gömülü hazineyi de elde etmek istiyordu. Bunun için de Sevda'yı kullandı. Ona karşı aşık rolü oynadı. Günü gelince onu da ortadan kaldıracaktı. Sevda bunu hissetti ve Cemil'i öldürdü. Cinayetten sonra çiftliği gözaltına aldırttım. Bir müddet sonra farkına vardım ki... ...hala göründüğü zaman Sevda kayboluyor... ...Sevda ortalardayken hala yok oluyordu. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Siz kazandınız. Zaten bu neticeyi bekliyordum. Çok iyi bir insansın. Daha önce karşılaşsaydık, sevebilirdim seni. Senden bir ricam var. Mahvolmuş bir kadının son arzusu bu. Çocuğumu sana emanet ediyorum. Bakar mısın ona? Sultan, ben sana kurban! Taşa basma tanım!